Ve gelelim ne yazık ki 10 günlük bayram tatilinin son gününden notlara. Ne yazık ki diyoruz çünkü tablo acı. Onca uyarıya, onca yapmayın bunu haykırışına rağmen yine yollarda öldük çünkü bu tatilde. Bilanço gerçekten korkunç. Katliam gibi bayram tatilinin başladığı ilk günden bu yana tam 110 canımızı trafik terörüne kurban verdik. Ve bu trafik terörünün nedeni de yine biziz aslında. Yaralı sayısı ise izlediniz 617. 10 günlük tatil artık bitmek üzere. Hala yolda olanlardan eğer sesimizi duyan varsa tek bir isteğimiz, tek bir ricamız var. Lütfen bu tabloya dahil olmayın. Lütfen ama lütfen daha yavaş gidin. Eğer uykunuz gelirse lütfen sağa çekin aracınızı ve dinlenin. Çok basit. Hala yolda olanlar demişken Hakan Suyer'e de gitmemiz gerekiyor bu noktada. Çünkü Kocaeli'de yani Anadolu'nun İstanbul açılan kapısında haber nöbetinde. Hakan hem anlat hem de göster lütfen. Nasıl İstanbul yolunda trafik? Tıkalı mı? Evet Cem Öğretür artık Kurban Bayramı tatilinin son saatleri diyebiliriz. Trafikteki yoğunlukta da e, devam ediyor. Yaklaşık 3 gündür Kurban Bayramı'nın ikinci günü başlamıştı dönüş trafiği. Vatandaşlar trafiğe yakalanmamak için erkenden dönmek istemişlerdi. Fakat 3 gündür de ciddi bir yoğunluk hakim. Biz şu anda Tem Otoyolu Bekirdere mevkiindeyiz. İşte görmüş olduğunuz gibi bazen trafik durma noktasına geliyor. Sadece Tem Otoyolu'nda değil D100'de de ciddi bir yoğunluk hakim. Aynı şekilde tatilini Ege'de geçiren ve İstanbul İstanbul'a gitmek isteyen vatandaşlar da yoğun bir şekilde Osman Gazi Köprüsü'nü kullanıyorlar. O bölgede de ciddi bir yoğunluk hakim. Şu an biz İstanbul'a yaklaşık 100 kilometre mesafedeyiz. İşte İstanbul'a kadar da Cem Öğretir trafik yoğun ve gece saat 2'ye kadar da devam edecek. Toparlamak gerekirse Temoto yolunda yoğunluğu az önce gördünüz ve bu yoğunluk gece 02'ye kadar devam edecek diyelim sözü. Buradan şimdilik size bırakalım.